odası üyeleri tarafından üretiliyor. Yerli ve milli üretim konusu Ankara Ticaret Odası'nın üzerinde önemli durduğu konuların şimdi burada gösterime sunulacaktır. Hep birlikte izliyoruz. ...95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık. Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız. Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli. Bu güzel film için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Çanakkale Savaşı dört bir yandan taarruz altında olmasına karşın vatanını korumak için şahlanan bir milletin düşmanlarını yenerek onları felce uğrattığı bir zaferdir. Tarihimizin sayfasına altın harflerle yazılmıştır. Ankara Ticaret Odası Çanakkale Zaferi'ni tarihin en büyük açık hava dershanesi olan Yarımada'da Arıburnu'nda Jong Bayırı'nda görerek, hissederek öğrenebilmesi için her yıl yaklaşık 3500 genci Çanakkale'ye gönderiyor. 14 yılda toplam 35 bin öğrencimiz Çanakkale ruhunu yerinde özümsedi. Gelin şimdi öğrencilerimizin Çanakkale seyahatini konu alan filmimizi hep birlikte izleyelim. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Çanakkale milli dirilişin adıdır. Çanakkale en çetin şartlarda ayakta kalmayı başaran bir milletin tarihe altın harflerle yazdığı mücadelenin ve zaferin adıdır. Milli kimlik ve şuurumuzda kalıcı bir değer olarak yer eden Çanakkale zaferi, birlik ve beraberliğimizin parolası ve sembolüdür. Onlar tüm güçlüklere rağmen zaferden emin olarak koştular cepheye. Ve millet olmanın izzetini gösterdiler bütün dünyaya. Hak ve adalet ölçülerini hatırlattılar işgalci ordulara. Zaferi müjdeleyen iman gücünü tanıttılar tarihe. Çanakkale kahramanlarının tereddütsüz bir iman ve sarsılmaz bir kardeşlikle yazdığı zafer destanı, üzerinden geçen uzun zamana rağmen milletimizin kalbinde diriliş ruhu olarak daima yaşıyor. Uçağa bindim, yani çok güzeldi, güzel geçti. İçimdeki akan kanın gerçekten güzel bir soydan olduğunu öğrendiğim için gururlandım. Çanakkale ruhu, kardeşliğe, özgürlüğe, bağımsızlığa inanan bir milletin alın yazısı olarak ebediyen yaşayacak. Çanakkale ruhu özgürce dalgalanan
ay yıldızlı bayrağın gururudur. Onlar o kadar can verdiler biz bugünlerde iyi yaşayabilirim diye, nefes alabilirim diye. Çanakkale ruhu her türlü baskı ve güçlük karşısında zafer inancını koruyan bir milletin dik duruşudur. Çanakkale ruhu imanla çelikleşmiş milli iradenin her türlü teknolojik üstünlüğe karşı elde ettiği galibiyetin adıdır. İstiklalimizin en önemli gücü sarsılmaz bir iradeyle tesis edilen bu ortak şuurdur. Bu ortak şuur gençliğin gelecek ufkunda sonsuza kadar yaşayacaktır. Tarih boyunca aynı ruh ve heyecanla istiklal mücadelesi veren ve bu uğurda canını esirgemeyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ankara Ticaret Odası, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı. Çanakkale ruhunun nesilden nesile aktarılmasına görev sayan Ankara Ticaret Odası'na teşekkür ediyoruz. Bu arada değerli konuklar, lütfen tüm konuklarımızın yerlerine geçmelerini istirham ediyoruz. Lütfen tüm konuklarımız yerlerine geçsinler, teşekkür ediyoruz. Tüm konuklarımızı yerlerine alabilir miyiz acaba? Lütfen. Tüm konuklarımızı yerlerine davet edebilir miyiz? Programımıza devam ediyoruz çünkü. Değerli konuklar lütfen. Programımız devam ediyor. Lütfen tüm konuklarımızı yerlerimize alabilir miyiz acaba? Tüm konuklarımızın lütfen yerlerine geçmelerini istirham ediyoruz. Programımız devam ediyor çünkü lütfen. Lütfen yerlerimize geçebilir miyiz? Hala ayakta olan misafirlerimiz var. Lütfen. Anonsumu tekrarlıyorum. Lütfen tüm konuklarımız yerlerine geçebilirler mi acaba? Hala ayaktayız. Lütfen. Şimdi bir videomuz daha var. Onu izleyeceğiz. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayına özel olarak Ankara Ticaret Odamız tarafından hazırlatılan bu videoyu, filmi hep birlikte izleyelim şimdi. Biz gün ışığıyla doğrulup yerimizden, gün batana kadar alın terimizi paylaşırız. Yüzü suyu hürmetine alemler yaratılan Peygamber Efendimizin ahlakıyla ticaret yapar, rızkın onda dokuzunu onun gösterdiği yolda ararız. Bizler komşusu açken tok yatmayı, haksız kazancı ve zalimce bir rekabeti kabullenmemiş ahilerin torunları olduğumuzu hiç unutmayız. Ahi Mesud'un Ahimaman diyarında Evliya Çelebi'den Avrupalı seyyahlara kadar her görenin hayran kaldığı Ankara'nın dükkanlarında doğruluğu, adaleti, dürüstlüğü paylaşırız. Veren elin alan elden üstün olduğunu bildiğimizden güzel ülkemizde her ayın Ramazan ayı kadar dayanışma içinde geçmesi için aşımızı, ekmeğimizi paylaşırız. Ne de olsa paylaşmaktır bereketin sırrı. Hanları, çarşıları ve pazarlarıyla asırlar evvelinden ihracata yön veren Ankara'da 95 yıl önce biz yalnızca Cumhuriyeti kurmadık.
ticaretin kurumsallaşmasının da temellerini attık. Bugün 150 binden fazla üyemizle Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olmak için hedeflerimizi paylaşıyoruz. Toplamda 5,5 milyon nüfusu ile memur kenti olarak anılan bu şehirde memur sayısının 4 katı özel sektör çalışanımızla 11 organize sanayi bölgesi, 15 sanayi sitesi, 7 teknopark ve 46 Ar-Ge merkezinde teknoloji ve savunma sanayi yatırımlarımızla oluşturduğumuz 70 milyar dolarlık ekonomimizle, yıllık 1 milyonu aşan turist sayımızla, kongre, fuar ve sağlık turizmi yatırımlarımızla, tarihimizden ve geleneklerimizden beslenerek kadim medeniyetimizin başkenti olma yolunda ilerleyen, daha zengin, daha müreffeh bir Ankara vizyonuyla Anadolu'nun değerlerini dünya ile paylaşmak için çalışıyoruz. Hep birlikte güzellikleri paylaşacağımız nice Ramazanlar. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi protokol konuşmalarına geçeceğiz ve ilk olarak da Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürsel Baran'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Baran. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli hanımefendi, bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizin aileleri ve değerli gazilerimiz, Ankara Ticaret Odası olarak şehit aileleri ve gazilerimiz onuruna gerçekleştirdiğimiz iftar sofrasına teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sizleri şahsım ve yönetim kurulu adına hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bu cennet vatanın tapusu şehit ve gazilerimizin canıyla, kanıyla mühürlenmiştir. Şehit ve gazilerimizin emaneti canımızdan azizdir. Bu yüce millet tarih boyunca sahip olduğu mukaddes değerler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Hakkı üstün tutmayı en büyük erdem saydı. Biz bu sebepten mazlumların umuduyuz. Biz hakkı tutmak için kanından geçen ecdadımızın torunlarıyız. Bu aziz milletin kahraman evlatları Malazgirt'ten Mohaç'a, Çanakkale'den Sakarya'ya, Kore'den Kıbrıs'a, terör operasyonlarından 15 Temmuz'a, Elbap'tan Afrin'e tarihin akışını değiştiren nice zaferlere imza attı. En ağır şartlarda gösterdikleri üstün cesaretle bu milletin yeniden dirilişine vesile olan tüm kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor, onların bize emaneti olan aile fertlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, geçtiğimiz Kasım ayında Ankara'nın Enleri Ödül Töreni'nde de vurguladığımız gibi yangın yerine dönen günümüz dünyasında devletimiz güçlü olmalı, ordumuz güçlü olmalı, maliyemiz güçlü olmalı ve tüm bunlar için ekonomimiz güçlü olmalı. Güçlü ekonomi ve kalkınma için güven ve istikrar olmazsa olmaz. Geçmişte ödediğimiz bedellerle bunu çok iyi öğrendik. Bir ve bütün olmak zorundayız. Bugün bu birlikteliğimizi temsilen, iftar soframızı paylaşan iş dünyamızın kıymetli üyelerine, oda, borsa, konfederasyon, sivil toplum kuruluşu, başkanlarımıza ve yabancı sermaye temsilcilerine de teşekkürü bir borç bilirim. Bizi kardeş kılan, millet yapan değerlere bağlı kalarak el birliği ve gönül birliğiyle verdiğimiz mücadele devletimizi, milletimizi, vatanımızı güçlü kılacak.
bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak. İş dünyası olarak ekonomik faaliyetlerimizin hareket noktası bu kadim medeniyet mirasının gösterdiği istikamettir. Döktüğümüz alın terinin en büyük hedefi istiklalimizi ve istikbalimizi korumaktır. Hırsları uğruna mazlum milletlerin acı çekmesine, kadınların, çocukların ölümüne, günahsız insanların evsiz, yurtsuz kalmasına sebep olan zalimlerin aksine bizler, hak ve adalet ilkelerini sonuna kadar gözetmekle mükellefiz. İnsanımızın refah düzeyini yükseltmek için önümüze koyduğumuz her bir hedefi dostluğa, kardeşliğe açılan bir kapı olarak görüyoruz. Bu hedefler için gece gündüz çalışıyoruz. Biz bereketin sırrının paylaşmak olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 1923 yılında Cumhuriyet'le birlikte temelleri atılan Ankara Ticaret Odası ekonomik ve toplumsal kalkınma için devlet millet bütünlüğünü her zaman gözetmiştir. Ankara Ticaret Odası Ankara'nın ufkunu Türkiye'nin ufku olarak görmüştür. Devletin tüm kademeleriyle kurduğumuz güçlü diyalog bize ülke gündemini ilgilendiren sorunların çözümünde öncü bir rol oynamıştır. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde istikrarımızı güçlendirecek her adımda sorumluluklarımızın farkındayız. Biraz önce sizlerle paylaştığımız gibi yerli ve milli üretimi çok ama çok önemsiyoruz. Üyelerimiz ve paydaşlarımızla oluşturduğumuz katılımcı yönetim anlayışıyla istihdamı, ihracatı, katma değeri, teknolojiyi arttırmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin bölgesinde yükselen bir güç olarak dünya siyasetinde kazandığı etkin rolün farkındayız. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak ekonomik cephede yükselmeyi devam ettirmek için üstümüze düşen her fedakarlığı yapmaya hazırız. Yeni ufuklara odaklanan ülkemizin istikrarla büyümesi ve küresel barışa katkıda bulunması ortak temennimizdir. Sayın Cumhurbaşkanım, 15 Temmuz bu milletin tarihinde bir dönüm noktası oldu. Diline, meşrebine, siyasi görüşüne bakmaksızın hepimizi hedef alan ihanet planını milletimiz boşa çıkardı. İstiklalimiz ve istikbalimiz için kanımızla, canımızla yeni bir yol haritası çizdik. Yeni ufuklara kararlı adımlarla yürüyoruz. Ankara Ticaret Odası bu süreçte sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler ve teknokentlerle diyaloğunu güçlendirdi. Ankara'nın yerli ve milli sanayi hamlesindeki potansiyelini ortaya koydu. 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmak için el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. Düne kadar memur şehri olarak anılan Ankara, kalkınmada attığı güçlü adımlarla üretimin, girişimin, ihracatın, istihdamın da güçlü bir şehri olduğunu gösteriyor. Ankara Ticaret Odası olarak rekor katılımla demokratik esaslara ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak seçimlerimizi gerçekleştirdik. Meclisimiz %60 oranında değişti ve gençleşti. Ankara için canla başla çalışan arkadaşlarımız nöbet değişimini gerçekleştirdi. Bugün meclisimizde 15 Temmuz gazilerimiz var. Ankara Ticaret Odası çoğulcu anlayışla iradesini hiçbir yapıya teslim etmeden memleket ve millet sevdasıyla Ankara'nın ve Türkiye'nin kalkınması için çalışıyor. Bu topraklarda binlerce yıllık geçmişi olan medeniyetimizi ve kardeşliğimizi koruyacağız.
Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Sözlerimi tamamlarken gösterdikleri üstün fedakarlıkla bize istiklali ve istikbali armağan eden, milli şuuru çağdan çağa taşıyan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle selamlıyorum. İftar programımıza katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyor, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Gürsel Baran'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu davet ediyoruz. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli hanımefendi, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yoğun gündeminize rağmen iftarımıza teşrif buyurmanız bizleri onurlandırdı. Şahsım ve camiam adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin, hepimizi bu aydan istifade edenlerden ve affedilenlerden eylesin. İnşallah Kadir Gecesi'ne ve Ramazan Bayramı'na da sağlıkla, ağız tadıyla ulaşmayı nasip etsin. Bu sene İslam alemi son derece zor bir zamanda Ramazan'ı yaşıyor. Yaşanan çatışmalar, terör olayları hepimizin yüreğini burkmaktadır. Bu vesileyle kahramanca mücadele veren vatanperver emniyet güçlerimizi, askerlerimizi minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Şunu da hiç unutmayalım. Müslüman basiret ve feraset sahibi insandır. Öyleyse karmaşa planlayanların tezgahını bozmalı, kaos tacirlerin heveslerini kursaklarında bırakmalıyız. Bizler iş dünyası olarak istikrarın kıymetini bugünlerde daha iyi anlıyor ve takdir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizde birliği öne çıkartan, istikrarı koruyan adımlarını çok önemli görüyorum. Şahsım ve Türk iş dünyası adına tüm bu emekleri ve gayretleri için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Sıkıntılar elbette var ama kendimize ve ülkemize güveniyoruz. Karşımıza çıkartılan her türlü engele rağmen ne kadar dinamik ve üretken olduğumuzu büyüme rakamlarıyla bir defa daha ispat ettik. Özel sektör devlet işbirliğiyle pek çok sorunu aştık. Şu an yine bazı malum çevreler Türkiye ekonomisini zor duruma düşürmek istiyor. Bunlara karşı içeride safları sıkı tutmalıyız. Güven ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. Zaman ne kadar zorlu olursa olsun, Ramazan ayı rahmet, bereket ve merhamet olacaktır. Ve şüphesiz ki Hazreti Mevla tüm şerleri hayra dönüştürecek güç ve kudrettedir. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü şerden, zulüm ve karanlıktan muhafaza eylesin. Tüm İslam aleminin huzura, refaha ve kardeşliğe ulaşmasını mümkün kılsın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ki Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, lütfen yerlerimize geçebilir miyiz? Bir kez daha anonsumu tekrarlıyorum. Lütfen yerlerimize geçelim. Lütfen. Görevli arkadaşlarımız, lütfen konuklarımızı yönlendirebilir misiniz acaba? Teşekkür ederiz.
Kızını parlat, güneşini yak, açıl ey gökyüzü, şehit geliyor. Cenneti alayı lütfeyledi Hak, kat kat yarıl, yol ver, şehit geliyor. Alnına şehadet damgası basmış, boynuna şefaat mührünü asmış. Böyle gelen yiğit Hasoğlu Has'mış. Yollarına gül ser, şehit geliyor, şehit geliyor. Değerli konuklar, programımıza katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun, buyurun. Ankara Ticaret Odamızın kıymetli başkanı ve yöneticileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin değerli başkan ve yöneticileri, değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ve artık sonuna doğru yaklaştığımız mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Güzel bir iftar sofrasındayız. İftarlar malum bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Tuttuğunuz oruçlarınızın, bu ay boyunca yaptığınız ibadetlerin, hayır ve hasenatın Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Bizleri huzuru kalple bu mübarek aya eriştiren Rabbimizin, İnşallah ailelerimiz, dostlarımız ve sevdiklerimizle beraber kutlayacağımız bayrama da kavuşturmasını diliyorum. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz darbe girişiminde verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Ne güzel söylemiş şair. Şehitler tepesi boş değil. Biri var, bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Evet, nefes almak için rüzgar bekleyen bir millete, aradığı o gücü, morali, güveni veren tüm kahramanlarımıza şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Halen sınırlarımız içindeki dağ başlarından Kuzey Irak'taki terör yuvalarına, Elbap'tan Afrin'e kadar pek çok yerde operasyon yürüten, güvenlik sağlayan tüm askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Allah bizlerin huzuru ve güvenliği, evlatlarımızın geleceği için bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun diyorum. Bizlerin bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmesine vesile olanlara da
teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, Türk milleti Ali Cenap bir millettir. Bu milletin devleti de elbette ona göre hareket edecektir. Nitekim öyle de oluyor. Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve gazilerimize hem millet olarak hem de devlet olarak tüm imkanlarımızla sahip çıkıyoruz. Şehit yakınlığının ve gaziliğin vakarıyla hareket eden sizlerin de milletimizin gönlündeki yerinizi her geçen gün daha da güçlendirdiğine inanıyorum. Bir insanın canını ortaya koyarak yürüttüğü bir mücadeleye dünyevi olarak paha biçebilmemiz, karşılığını verebilmemiz mümkün değildir. Bunun için şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı yarın hak katında alacaklardır. Biz sadece bu fani dünyada şehit yakınlarımız ve gazilerimiz mağdur olmasınlar. Hayatlarını belli bir standardın altında yaşamak zorunda kalmasınlar diye gayret gösteriyoruz. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Kimi terbiyesizler elbette çıkabilir. Bu sorunların hepsi de çözülür. Önemli olan sizlerin milletimizin gönlündeki yeridir. Hamdolsun gittiğimiz her yerde şehit ailelerimizin ve gazilerimizin adeta el üstünde tutulduklarını görüyoruz. Biz şunu unutmayın. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Şehitlik ve gazilik makamı bu milletin alameti farikasıdır. Biz dedelerimizden ve onların babalarından Balkan Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'na, İstiklal Harbi'ne dair kahramanlık hikayelerini, şehit ve gazi anılarını dinlerdik. Sonra Kore'den Kıbrıs müdahalesine kadar daha yeni hikayeleri bizzat yaşayanlardan dinlemeye başladık. Ardından kendi akranlarımızdan, yakınlarımızdan terörle mücadelede yaşadıkları hadiseleri dinledik. 15 Temmuz zaten hepimizin içinde olduğu başlı başına bir kahramanlık hikayesiydi. Eğer bu coğrafyada yaşamakta kararlıysak, eğer ecdadın mirası olan dik duruşumuzu koruyacaksak, eğer iddialarımızın, hedeflerimizin peşinden gideceksek, gelecekte de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya devam edecektir. Biz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Amacımız şehitlerimize ve gazilerimize layık olabilmektir. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Rabbim bu ülkeyi ve bu milleti ebediyete kadar kaim ve muzaffer eylesin. Kardeşlerim, Ankara Ticaret Odası'nın geçtiğimiz Nisan ayında seçilen yönetimini bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. Oda yönetiminin aralarında 15 Temmuz gazilerinin de bulunduğu arkadaşlarımızdan oluşuyor olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. Sanayide ve ticarette giderek yükselen bir güç haline gelen Ankara, sadece bürokrasiyle değil, üretim ve ihracat gücüyle de ekonomimizde belirleyici hale gelmeye başladı. Savunma sanayi başta olmak üzere yüksek teknoloji gerektiren alanlarda gösterdiği atılımın Ankara'yı çok farklı bir yere doğru götürdüğüne inanıyorum. Türkiye'nin şehitleri ve gazileri sayesinde üstesinden geldiği saldırıların ekonomik ayağının olmaması mümkün mü?
İşte bu ekonomik saldırıları da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'miz, İstanbul Ticaret ve Ankara Ticaret Odalarımız başta olmak üzere iş dünyamızın desteğiyle karşılıyoruz. Şimdi burada biz sadece güçlü meclis demiyoruz. Biz sadece güçlü hükümet demiyoruz. Biz sadece güçlü Türkiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz. Türkiye geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir modeldir. Dünya çapında bir efsanedir. Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyüterek, gelişmekte olan ülkeler arasında en ileriye çıkartarak gelişmiş ülkeler sınıfına bir adım mesafeye taşıdık. Bu dönemde Türkiye yıllık 5,7 büyüme oranıyla dünya ortalamasının 2 katı bir gelişme gösterdi. Satın alma paritesine göre 18. sırada bulunan ülkemizi 13. sıraya çıkardık. Bundan 16 yıl önce bir Türk vatandaşı Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının 1/3 kadar gelire sahipti. Peki 16 yıl sonra geldiğimiz yer neresi? Bugün bir Türk vatandaşı Avrupa Birliği vatandaşlarının yaklaşık 1/3 kadar bir gelire sahip hale gelmiştir. Hedefimiz 2023'e kadar bu oranı eşitlemek ve hatta geçmektir. Türkiye son 10 yılda gerçekleştirdiği 8 milyona yakın istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamından daha fazla iş alanı açmıştır. Görüldüğü gibi bir yandan geliri, diğer yandan istihdamı artırarak eşine az rastlanır bir başarı hikayesine imza attık. Kardeşlerim, son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyunla ekonomimiz bir kez daha sabote edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin ne gelirlerinde, ne giderlerinde, ne borçlanmasında, ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur. Tam tersine makro rakamlar açısından baktığımızda Türkiye, bırakınız gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkelerin çoğunun dahi ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir. Bütçe açığımızdan borç stokumuza, döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına, büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir. İhracatımız 36 milyar dolardan 162 milyar dolarla rekor kırdı. Buyurun, turizmle vurmak istediler. Bu yıl hedef inşallah 40 milyon turisti ağırlayacağız. Tüm zamanların rekoruna gidiyor. Yakında bu yılın ilk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Göreceğiz bakalım. Türkiye büyüyor mu, küçülüyor mu? Ekonomimize bakarak değil, ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup olacaklar mı? Bunların derdi ne biliyor musunuz? 24 Haziran. 24 Haziran'da acaba AK Parti'yi çökertebilir miyiz? Erdoğan'ı çökertebilir miyiz? Bütün hesapları bu. Ama çökertemeyecekler. Başaramayacaklar. Öyle sipariş üzere derece kredilendirme kuruluşlarının verdikleri oranlarla bir yere gidemezler. İşte komşumuz Yunanistan'da batmışlar adamlar. Bitmişler, batmış bitmiş adamları 4 kat dereceyi yükseltiyor. Ya bunlar batmış. Çökmüşler. Yani sen oradan onu yükseltmekle kurtarıyor musun? İşte buyur sokakların hali. Ne haldeler görüyorsunuz? Kur, faiz,
ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir. Onun da müjdesini şimdiden veriyorum. Biz yatırımları 16 yılda 11 kat artırmıştık. Son yıllarda küresel ekonomideki finansal daralmanın etkisiyle uluslararası yatırımlarda bir gerileme yaşadık. Ancak Türkiye'nin cazibesi öylesine büyük ki küresel düzeydeki sıkıntılara rağmen yatırımları yeniden artırabileceğimize inanıyorum. Seçimlerin hemen ardından bu konuda kolları sıvayacak ve daha çok gayret göstereceğiz. Tabii teşvikler konusunda çok önemli düzenlemeleri zaten hayata geçirdik. Bunları geliştirmekte kalmayacak, doğrudan yatırımcılara hizmet edecek bir yapı kurarak süreci hızlandıracağız. Bugüne kadar Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır, olmayacak. Buradan tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun. Biz varlık barışını bunun için çıkardık. Gel varlık barışında hem kazan hem ülkeye de kazandır. Bak Maliye Bakanım oradan hemen uyarı yapıyor. Vergi de yok diyor. Önce vergiyi koymuştu. Dedik ki sıfırla. Vergi de yok. Gel kazan. Bundan daha güzel bir imkan olur mu? Hem kayıt dışından da kurtuluyorsun bak. Her şeyi kayıt altına alıyorsun. Dolayısıyla Türkiye'nin kayıt dışı ekonomiyle yürütülmediğini de ispat ediyorsun. Bu adım atmamız lazım. Türkiye'nin kaynağa ihtiyacı var. En büyük kaynak milletimizin kendisidir. İş adamlarımızın kendisidir. Sanayicimizin, tüccarımızın kendisidir. Biz devletiyle sorumlu hiçbir birey kalmasın diye kamuya olan tüm borçları yeniden yapılandırdık. Ne yaptık bir de? İmar barışını çıkardık. İmar barışı. Dün Çevre Şehircilik Bakanımız da bununla ilgili güzel açıklamalar yaptı. Gelin imar barışında da hep beraber yerimizi alalım. Ve imar barışıyla birlikte de halkım çok şeyler kazanacak. Tüm vatandaşlarımızın bu imkanları kullanarak kendisine, geleceğine daha güvenle bakabileceği bir iklim oluşturmasını diliyoruz. İşte bunun için vakit Türkiye vakti. Vakit ekonomi vakti diyoruz. Bu duygularla yaklaşan Leyli Kadri'nizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bizlerin bu iftar sofrası etrafında buluşmasına vesile olanlara tekraren teşekkür ediyorum. Siz değerli şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, Ankara Ticaret Odası'nın Çanakkale'ye gönderdiği öğrenciler arasında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Çanakkale'de can vererek can verenler temalı resim yarışmasıyla Çanakkale'den Ankara'ya bir nefes başlığı altında düzenlenen fotoğraftan hikayeye Çanakkale temalı hikaye yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize hediye takdimleri gerçekleştirecekler. Zat-ı devletleriniz tarafından ilk olarak Çanakkale'den Ankara'ya bir nefes başlığı altında düzenlenen Çanakkale'de can vererek can verenler temalı resim yarışmasında il düzeyinde birincilik ödülü Keçiören Hun Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mukaddes Sena Küçük. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına davet ediyoruz.
bir tablet, 3000 lira da nakit var. İyi mi? Sağ ol. Sayın Gürsel Baran'ı da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına davet ediyoruz, Ankara Ticaret Odası Başkanımızı. İkincilik ödülü Sayın Cumhurbaşkanım, Keçiören Hun Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Fatma Reyhan Yücel. Tablet ve 2000 lira. Tamam. Üçüncülük ödülü Yeni Mahalle Ayşe Tokur İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yavuzcan Karayulak. Tablet ve 1000 lira. Güzel. Bu olmadı. Hepsini eşit yapacaktın. Çanakkale'ye gittiler bunlar. Yapacak. Sayın Cumhurbaşkanım, Çanakkale'den Ankara'ya bir nefes başlığı altında düzenlenen Fotoğraftan Hikaye Çanakkale temalı hikaye yazma yarışmasında il düzeyinde birincilik ödülü Altındağ Evliya Çelebi Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Didem Bahtiyar. Fotoğraf makinesi ve 3000 lira. Daha fazla mı bu? Şimdi birilerinde iPad, birilerinde fotoğraf makinesi. Peki fotoğraf makinesi nasıl, kalite mi? He, ondan dolayı. Hadi bakalım. Ama 3000 lira, hepsi için 3000 lira olacak. Ben yarın hallediyorum. Tamam, yarın hallediyorsun. Tamam. O zaman diğerlerini Sayın Cumhurbaşkanım söylemiyoruz, eşit olduğu halleder, için. Tamam. Halleder. İkincilik ödülünü Sayın Cumhurbaşkanım yüksek müsaadenizle Keçiören Hun Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rabia Asil. Rabia, sen bizim Rabia'mızı biliyorsun değil mi? Evet. He? Şimdi bir Rabia da burada. Ver bakalım, burada para ne kadar? 2000. Ama bunu da 3'e tamamlayacaksın. Tamam. Sağ ol. Ve Sayın Cumhurbaşkanım, üçüncülük ödülü Keçiören Hun Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Sude Ayvacı. Yine Sude, nasıl ve 1000 lira. Seninki de 3'e tamamlanacak. Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi Zat-ı Devletlerinize hediye takdimi olacak. Şöyle müsaade ederseniz biz şöyle hanımefendilerimizi de alıp şöyle bir altılıyla bir resim çektirelim. Evet. Bir de aynı şekilde Gürsel Bey'in. Saygıdeğer hanımefendi Sayın Emine Erdoğan ve yine Sayın Baran hanımefendiyi de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Sayın Baran'ı yanına davet ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz de burada mı acaba? İlçe Milli Eğitim Müdürümüz. Onları da sahneye alabilir miyiz acaba hızlı bir şekilde? Korumadaki görevli arkadaşlarım müsaade edebilirler mi acaba? Evet, şimdi öğretmenlerimizi de alalım. Sayın Cumhurbaşkanım, ayrıca birincilik ödülü alan eseri Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Gürsel Baran ve Keçiören Hun Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mukaddes Sena Küçük sizlere takdim edeceklerdir. Arz ediyorum efendim.
Sayın Cumhurbaşkanım, birincilik ödülü. Şimdi toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştireceğiz Sayın Cumhurbaşkanım. Maliye Bakanımızı Naci Ağbal, Sayın Bakanımızı da buraya alalım. Sayın eşleriyle birlikte. TOP Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu, TÜSİAD Başkanımız Sayın Erol Bileci'yi, MÜSİAD Başkanımız Sayın Abdurrahman Kağan'ı, TÜMSİAD Başkanı Sayın Yaşar Doğan, Sayın Fatih Şahin ve Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu yine üyelerini davet edelim. Bendevi Palandöken'i de yine davet edelim sahneye. Çocuklarımıza da teşekkür ederim. Onları... Mithat Yenigün beyefendiyi de yine davet ederim. Selva Çam. Müteahhitler Birliği Başkanı'nı da yine davet edelim. Atom Meclis Başkanımız da buradaysa hemen hızlı bir şekilde alabilir miyiz? Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bu fotoğraf çekimiyle birlikte de programımız sona eriyor. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Ankara Ticaret Odası Yönetimi'den yine tamam. Değerli konuklar, programımıza katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyoruz ve kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz efendim. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Hanımefendi.
kattır bunu.